Ne oluyor? İbrahim Paşa sizi çağırıyor. Mesele nedir? Bir malumatım yok efendim. Derhal gelmeniz buyuruldu. Serasker Sultanımız çadırında değiller. Buyurun beni takip edin. İbrahim Paşa! Ne oluyor burada? Neden infaz edildiler? Adamlarının yaptıklarından haberin yok mu senin? Hayır, ben! Acem kılığına girip ordunun hazinesini yağmalamaya kalktılar. İhtimal dahi vermem. Sakın bana bu hainleri müdafaa etme, sakın. Suçları sabit. Gücü burada. Ulama Paşa altın yüklü develeri götürürlerken yakalamış onları. Hak ettikleri cezayı aldılar. İskender Çelebi, hünkârımızın mallarının vekili olarak ordunun hazinesinden sen sorumlusun, öyle değil mi? Böyle mi muhafaza ediyorsun? Hı? Hünkârımızın sana olan emanetine böyle mi sahip çıkıyorsun? Yoksa sen de mi bu hainliğe ortaksın? Haşa. Zinhar benimle alakası yok. Böyle bir şerefsizliği bana nasıl addedersiniz? Ben de ihtimal vermek istemem. Vaka insan bindiği dalı kesmez, değil mi? Fakat bir ihmalin olduğu aşikar. Bunun hesabını hünkârımıza vereceksin. Sizin de hünkârımıza vereceğiniz hesaplar var paşa. İskender Çelebi, ben senin ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Aklınca beni başarısız gösterip hünkârımızın gözünden düşüreceksin, değil mi? Bu beyhude bir çabadır. Hünkârımla benim arama kimse giremez. Anladın mı? İzle şimdi. İzle. İzle ki ibret al. Zira bu gidişat seni de onların yanına götürecek. Adamlarınız için üzüldüm. En iyileriydi. Sen de mi onun yanına geçtin Ulama Paşa? Ben çekiliyorum efendi hazretleri. Paşa hünkârımızı çağırdı. Gelmeleri yakındır. Bence siz de artık bitirin bu kavgayı. Senden akıl alacak değilim. Nasıl oldu bu hadise onu söyle. Benim ketudam görmüş onları. Bana haber verince ben de müdahale ettim. Kılık değiştirdikleri için de sizin adamlarınız olduğunu fark edemedim. Eminim öyledir. Şimdi birlik olma vakti Çelebi. Bunları düşünecek vakit değil. Tahmas Kızılcadağ bozgunundan cesaret aldı. Ordularını topluyor, üzerimize yürüyecek. Kılımı dahi kıpırdatmam. Onu Serasker Sultanımız düşünsün.
Bir hayli tedirgin zaten. Birkaç defa haber yolladı hünkârımıza. Ecenini çağırıyor, haberi yok. Hünkârım, Kızılcadağ'da bize bir pusu kuruldu. Bu hain saldırı tam hasbı yüreklendirmiş olacak ki ordusunu toplayıp üzerimize yürümeye kalktı. Gilan Hanı Muzaffer Han 10.000 askeriyle bize destek verince Tahmas Pemadan'a geri çekilmek zorunda kaldı. Nihayetinde Tebriz ve çevresi tekrar hakimiyetimiz altındadır. Eğer Muzaffer Han yetişmeseydi o vakit ne yapacaktın paşa? Bunun hesabını nasıl verecektin bana? Sen hatayı baştan yaptın paşa. Doğru yoldan şaştın. Beni Tebriz'de değil, anlaştığımız üzere Bağdat'ta beklemeni icap ederdi. Bütün sefer hazırlığı Bağdat'a göre yapıldı. Bağışlayın hünkârım. Fakat siz en doğru yolun zaferi en kısa yoldan götüren yol olduğunu söylemiştiniz. Allah'ın izniyle zafer bizimdir. Burası Tahmasp'ın kalbidir hünkârım. Bağdat'ı istediğimiz zaman fethedebiliriz. Bu yüzden bağışlıyorum zaten. Şükret ki Tebriz'i fethettiniz. Mustafa Paşa. Tahmasp nerededir? Ne vaziyettedir? İzahat ver. Malumunuz. Önümüz kış hünkârım. Tebriz'de daha fazla kalamayız. Tavsiyen nedir? Bir an evvel Bağdat'a yürüyelim. Ordu orada kışlasın. Bahar geldiğinde hazırlıklarımızı yapar, Tebriz'e geri döneriz. Hünkârım, burada kışlamalıyız. Bağdat yolunun arazi şartları ağırdır. Asker çok yorgun. Yıprandı. İlaveten ordu ağırlıklarının nakli de çok güç. Eğer bu mevsimde yola revan olursak, zayiatımız çok büyük olacaktır. Orada atıl duramaz hünkârım. Hem Bağdat'ın fethiyle elde edilecek ganimet herkesi memnun edecektir. İlaveten ben her türlü tedbiri alırım. O halde hazırlığını yap İskender Çelebi. Bağdat'a gidiyoruz. Hünkârım. Karar verilmiştir. Biz buradan gider gitmez Tahmasp tekrar Tebriz'i ele geçirecektir hünkârım. İlelebet burada kalamayız paşa. Mani olmak için ne yapalım? Yeni bir devlet mi kuralım? Anlaşılan fikirlerinden haberdar edilmişsiniz. Müsaade edin size izahat vereyim. Bunun izahı yok paşa. Devlet içinde devlet olmaz. Bilhassa Acem diyarında. Farz-ı mahal bir devlet kuruldu. Başına kim geçecek, sen mi? Haşa, benim yerim sizin yanınızdır. Seni değil, öz evladımı geçirsem netice değişmez. Günü gelir düşman olur. Divan bitmiştir, çekilebilirsiniz. Hünkârım. Sen de çekil. Paşa. İskender Çelebi, sen kal. Söylenenler maalesef doğru. Hünkârım, bu paşamızın bir emri. Serasker Sultan İbrahim yazılmış. Pençe değil adeta Tuğra-yı Hümayun. Elbet vardır bir izah. Sual ettim hünkârım. Askerler huzursuzdu. Şaha karşı şah gerek diyerek isyan ettiler. Paşamız onları susturmak için kullandığını söyledi. Başka bir şey var mı? Sefer sırasında pek çok sıkıntı yaşadık hünkârım. Paşamız beni hiç dinlemediler. Fikrimi dahi sual etmediler. En son en iyi 30 askerim yok yere infaz edildi. Hazine develerine saldırmışlar. Fakat bu mümkün değil. Biri bana tuzak kurdu. Haddini aşma İskender Çelebi. Şikayet ettiğin zat benim mutlak vekilimdir. İlaveten, eğer İbrahim Paşa'nın bir kabahati varsa ketüdası olarak bunda senin de payın vardır.
Nasıl olur da kendini ayırsın? Hünkârım ben... Çekilebilirsin. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri Bağdat şehrinin anahtarını size takdim etme şerefini bu aciz kulunuza buyurdular. Âlâ. Ayas Paşa, irademdir. Alemdar çavuşu İzvonik Sancak Bey'i tayin ediyorum. İlaveten hilat giydirilsin. 50.000 akçeyle mükafatlandırılsın. Emredersiniz hünkârım. Alemdar kulunuzu ihya ettiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Nice hayırlı zaferler nasip etsin. Amin. Tebriz'i muhafaza etmemiz mümkün değil şahım. Bırakın Tebriz'e girmeyi. Var olan kuvvetlerimizi de geri çekmeliyiz derhal. Tebriz'i kaderine mi terk edeceğiz Mirza? Osmanlı Acem diyarında barınamaz şahım. Geri dönmeye mecburlar. Onlar dönünce Tebriz yine bizim olacaktır. Ya da... Ya da ne? Derhal elçi gönderelim. Sulh yolu aranmalı. Bana tavsiyen bu mu? Teslim mi olalım? Ben sadece anlaşalım diyorum şahım. Anlaşma yok. Bağışlayın şahım. Fakat Sami Rıza Hazretlerinin hakkı var. En azından geri çekilebiliriz. Moğaç Harbi'ni unutmayın. Ferdinand bile Sultan Süleyman'ın karşısına çıkamadı. Doğru. Bütün kışkırtmalara rağmen Osmanlı ordusuyla karşılaşmadı bile. Ve zafer onların oldu. Ferdinand hükümdarlık iddiasından vazgeçti. Siz buna zafer mi diyorsunuz? Ayrıca siz bizi kimlerle mukayese ediyorsunuz? Biz Acem diyarının aslanıyız. Hiçbir kuvvet bizi mağlup edemez. O halde size çaldıranı hatırlatmak isterim şahım. Süleyman Tebriz'e geldiğinde burada bulacağı tek şey İbrahim'in kellesi olacak. Anladınız mı beni? Bu senin hatan Mirza. Vaktiyle hareket edip o Gülen Ağa'nın önünü kesmeliydin. Karşı koymam mümkün değildi şahım. Bunu siz de biliyorsunuz. Bir müddet dayansan kafiydi. Süleyman gelmeden İbrahim'i yok edebilirdim. Şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Süleyman Tebriz'e ulaşmıştır. Nedir kararınız? Ne yapacaksınız? Bekleyeceğiz. Burada barınamazlar diyen sendin. Mutlaka gidecekler. Onlar gidince de alırız Tebriz'i tekrar. En doğrusu bu. Fakat üzerimize gelebilirler. Bir an evvel elçi göndermeliyiz. Sulh yolu aranmalı. Şah Hazretleri. Nedir Süleyman'ın cevabı? Sulh talebinizi kati suretle reddettiler şahım. Savaşmanızı ya da teslim olmanızı istiyorlar. Senin yüzünden gururumuzu ayaklar altına aldık. Buna rağmen elde ettiğimiz ne? Koca bir iç. Sulh istemek için bir hayli geç kaldınız şahım. Vaktiyle beni dinleseydiniz bunlar olmazdı. Şahım, Sultan Süleyman'ın size bir mektubu ve bir de hediyesi var. Ne hediyesi? Malumatım yok. Sadece size takdim etmemi istediler. Tahmasp Bahadır. Uyulması vacip olan fermanım elinize ulaştığında bilesiniz ki... bütün iklimler gücümün kabzasında, fermanımın pençesinde tutulmuş ve zapt edilmiştir. Padişahlar saadet kapımın toprağına yüz sürmüşler... cihanın sığınağı dergahıma kulluklarını göstermişlerdir. Niçin alemin merkezi dergahımıza, göklerden farkı olmayan divanıma adam gönderip kulluk arz etmedin? Bu eksik akılla gururun benim de şark diyarına yönelmeme sebep oldu. Otağımızın Tebriz topraklarını, belki Acem memleketlerini, Turan ve sair Semerkant vilayeti ve Horasan'a kurulması kararlaştırıldı. Askerinden utanmıyorsan, avredinden dahi utanmaz mısın? Er isen meydana gelesin. Hak Teala Hazretlerinin takdiri neyse yerine gelsin. Seninle saltanatı Tebriz sehrasında öleşelim. Yoksa meydana aslandan boş buldukça, tilki gibi fırsatla avlanmayı erlik sayma. Hele bu meydana gelmez isen, avretler gibi gönderdiğim bu fistanı giyesin. Bundan sonra da o şahlık tacını takmayasın,
ve erlik adını ağzına almayasın. Hünkârımızla görüşeceğim, geldiğim haber verin. Bağışlayın Paşa Hazretleri, sizi içeri alamayız. Hünkârımız müsait değiller. Kim var yanında? Rüstem Ağa. Paşa Hazretleri, Bağdat seferi için hazırlıklar tamam paşa. Yarın sabah yola çıkabiliriz. Efendi Hazretleri, bir başkası olsaydı çoktan kellesi gitmişti. Hünkârımız bağışlamasın. Sefer sırasında kelle alınmaz. Bilhassa Vezir-i Azam. Dönünce elbet hünkârımız icabına bakacaktır. Tüm kainat karanlık ve sessizlik içinde. Karanlık içindeki aydınlıktalar. Karanlık ve sessizlik, ışığın ve sesin olmadığı değil. Tüm ışıkları ve sesleri içinde muhafaza eden güçtür. Karanlık aslında aydınlıktır Süleyman. Geceyi, uykuları bölen ses aslında sessizliktir. Paşa Hazretleri. Hünkârımız sizi çağırıyor paşam. İnsan herkesi kendi gibi görür. Karşısındaki yoktur. Kendi gibidir herkes. Hele seviyorsa daha bir bütünleşir. Dünyası yuvarlaktır ve tektir. İçi bütün, dışı ayrılır. Fakat canı yandıkça yüreğinin her bir parçasında karşısındaki insanlar artık karşısındaki insanlar olmaya başlar. Etrafı kalabalıklaşır. Kendi ve diğerleri olarak. Kendinin ve diğerlerinin dünyaları. İçi ayrı, dışı ayrıdır artık. Hünkârım. Günlerdir sizinle konuşabilmek için bekletiliyorum. Nihayet huzurunuza çıkabildim. Ne söyleyeceksin bana İbrahim? Ne anlatacaksın? Kendine sultan demeni mi? Yoksa Hatice'me nasıl ihanet ettiğini mi? Seni defalarca ikaz ettim. Benden sakladığın her neyse seni güçlü yapmaz, korkak yapar dedim. Bak, gözlerinde yine aynı korku var. Bağışlayın hünkârım. Fakat bir gönül eğlencesini sizinle nasıl paylaşabilirdim? Mesela gönül eğlencesi olsaydı ben bunu ne duyardım ne görürdüm İbrahim. Fakat sen yıllardır birlikteymişsin bu hatunla. Bir eviniz varmış. Karnında senin çocuğunu taşıyormuş. Ayrı bir dünya kurmuşsun kendine.
ayrı. Benden saklı bir dünya kurmuşsun. Olabilir daha neler saklıyorsun. Hünkârım ben... Şükret ki Hatice'm seni boşamaktan vazgeçti. Bağışladı. Nihayetinde mani olamadığı bir aşkla bağlı sana. Evlatlarınız var. Peki ben İbrahim. Ben nasıl bağışlayacağım seni? Sizden gelecek her şeye razıyım ben hünkârım. Ben sana dostum dedim. Kardeşim dedim. Senden istediğim tek şey sadakatti. Mutlak sadakat. Belli ki yine kibirine mağlup oldun. Bütün bunlara rağmen kendine sultan demeni başka nasıl izah ederiz? Eğer ay ışığıyım diyorsan kendine kibirle, o vakit dön de o ışığın esas kaynağına bir bak İbrahim. Nereden yansıdığına bak. Yazık. Ne zaman arkamı dönsem seni hep aynı çukurun içinde buluyorum. Her defasında elimi uzattım, çekip çıkardım seni o çukurdan. Lakin bu defa elimi uzatmayacağım İbrahim. Ya o çukurdan kendin çıkarsın ya da orada can verir gidersin. Çekilebilirsin. Sevinmediniz mi? Sevindim. Ama bir o kadar da keder içindeyim. Matrakçı, ben esas hünkârımızın kalbini kırmışım. Vaziyet kötü paşam. Orada ağırlıklarını bir bir kaybediyoruz. Yakında elimizde top kalmayacak. Bununla kalsa iyi paşam. Bağdat'a varmadan birçok askerimiz hastalıktan ve yorgunluktan kırılacak. Bunun böyle olacağı belliydi. Paşa Hazretleri. Asker hastalıktan kırılıyor. Ordu ağırlıklarını dağa taşa yem ediyoruz. Senin umurunda değil. Sen burada oturmuş keyif ediyorsun. Ne keyfi paşam? İcab eden talimatları verdim. En az zayiatla varacağız Bağdat'a. Bakalım sen Bağdat'ı görebilecek misin? Gel buraya buraya. Hünkârım rahatsız ediyorum fakat mesele mi? Söyle. Hünkârım, mesele İskender Çelebi. Ordunun Bağdat'a emniyet içinde sevki için gereken hiçbir tedbiri almadı.
Bundan mütevellit ordu ağırlıklarının büyük bir bölümünü kaybettik. İlaveten askerin vaziyeti kötü. Hastalık kol geziyor, daha fazla dayanamazlar. Ben bu şartlar altında, siz de münasip görürseniz tabii, İskender Çelebi'yi vazifelerinden azlediyorum. İskender Çelebi'yi çağır. Hünkârım. İskender Çelebi. Ordunun içinde bulunduğu vaziyetten İbrahim Paşa seni mesul tutuyor. Derhal izahat ver. Zinhar kabul etmiyorum hünkârım. Ben elimden geleni ziyadesiyle yaptım. Vaka, vaziyetin esas mesuliyeti paşamıza aittir. Zira en başından bizi Tebriz'e sürükleyen kendisidir. Hünkârım, biz sizin huzurunuzdan ayrılırken tecrübelidir diye işlerin halini İskender Çelebi'ye vermiştiniz. Biz onun tedbiri üzere hareket ettik. Ve bu netice hasıl oldu. Kayıplarımız ağır, daha da fazla olacak. Sadece bu da değil. İskender Çelebi'nin askerleri devlet-i âliyenin hazinesine göz diktiler. Mesele karanlık paşam. Birileri bana tuzak kurdu. İskender Çelebi. Bunlar ağır ithamlar. Seni her daim töhmet altında bırakır. Bir an evvel harp divanında yargılanacaksın ki üzerindeki bu töhmetler kalksın. Bir an evvel payitahta dönmemiz gerekiyor. Hızır Reis bizi Tunus'ta bekliyor. Tunus'u ele geçirdiler. Fakat karadan destek olmazsa fazla dayanamaz paşa. Öyle. Şarken bu fırsatı kaçırmaz. Yetişmemiz güç paşam. Tahmasp tekrar Tebriz'i ele geçirmiş. Van'a doğru yürüyormuş. Mecburen döneceğiz. İşte bir çocukla savaşmanın bedeli bu taşlıcalı. Paşa Hazretleri, beni emretmişsiniz. Ulama paşa, gel. Malumun üzere yarın İskender Çelebi'nin davasını göreceğiz. Ben orada senin de bulunmanı istiyorum. Benimle ne alakası var ki paşam? Nasıl gelirim? Şöyle ki, onunla birlikte bana karşı işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Eğer onunla birlikte yargılanmak istemiyorsan, yarın oraya geleceksin ve aleyhinde şahitlik edeceksin. Anladın mı? İskender Çelebi. Kaz askerimiz Muhyiddin Efendi sana isnat edilen suçları tek tek saydı. Hünkârımızın itimadını suistimal ederek böylesine önemli bir seferde, kışın ortasında düşman memleketinde kalmamıza ve İslam ordusunun tehlikeye düşmesine sebebiyet verdin. İlaveten makamını da suistimal ederek hazine-i hümayunu arttıracağına rüşvetle kendi mal varlığını arttırdın. Evet. Bakalım kendini nasıl müdafaa edeceksin? Paşa Hazretleri. Sizin de iyi bildiğiniz gibi bugüne dek ne yaptıysam devlet-i Ali Osman'ın bekası ve kudretli padişahımızın her daim muzaffer olması içindir. Sefer esnasında aldığım kararlarda zerre kadar hatam yoktur. Hele ki adım rüşvetle zinhar yan yana gelemez. Beni itham ettiğiniz bütün bu hususlar külliyen iftiradır. Sizin iftiranızdır. Hakikat budur. Demek öyle. Ulama Paşa ile Şam Varidat Katibi Ali Efendi'yi çağırın. Bir de onları dinleyelim. Bakalım hakikati sen mi dersin yoksa ben mi derim? Ulama Paşa ile Şam Varidat Katibi Ali Efendi. U
Ulama Paşa, İskender Çelebi hakkında yapılan ithamlar malum. Sen de ne biliyorsan anlat ki adalet yerini bulsun. İskender Çelebi bu yüce devletin yetiştirdiği mühim şahsiyetlerden biridir. Yaptığı hizmetlerle her türlü övgüyü ve takdiri hak eder. Benim de kendisine hürmetim çoktur. Fakat bu seferimizde şahit olduğum bazı hadiseler beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunlardan da en mühimi Kızılcadağ bozgunudur. Bize Kızılcadağ'da ne olduğunu anlatın. Malumunuz üzere ağır kayıplar verdik. Ordumuz bozguna uğradı. Bunun da sebebi bizi yolumuzdan eden İskender Çelebi'dir. Zira kendileri İbrahim Paşa'mızın ağzından yazılmış sahte bir buyruldu yolladılar. Bu alenen iftiradır. Ben kimsenin ağzından mektup yazmadım. Buyruldu elimizde. İbrahim Paşa'nın pençesiyle karşılaştırıldı ve sahte olduğu tespit edildi. Ne malum bu hileyi benim yaptığım? Elinizde delil yok. Vakıa ihtiyacınız da yok. Bu davanın sonucu belli. Siz kararınızı çoktan vermişsiniz. Laflarına dikkat et İskender Çelebi. Yaptığın bu saygısızlık bile ceza almana kâfi. Bahsedilen ithamlar hakkında bir kanaat oluşturmakla birlikte kesin bir delil olmadığı için göz ardı edilecektir. Muhterem kaz askerlerimiz Muhittin Çelebi ve Kadir Çelebi. Sanıyorum artık bir karara vardınız. Elbette paşam. Hünkârım, İskender Çelebi'nin yargılanması tamamlandı. Kaz asker Muhittin Efendi, bu divan hakkındaki görüşün nedir? Malumat ver. Hünkârım, ordunun Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı ağır can ve mal kayıplarından İskender Çelebi'nin şahsen mesul olduğu ve rüşvetle malını arttırdığı, Şam vilayetinin varidat katibi Nakkaş Ali Efendi'nin de şehadetiyle kat'i suretle tespit edilmiştir. İş bu ithamlardan mütevellit, baş defterdar İskender Çelebi'nin asılarak idam edilmesi ve bütün malı mülkünün hazine-i amireye devrolunması vaciptir. Baki emri ferman, saadetli padişahımızındır. Yazık. Yazık. Senin gibi kıymetli bir devlet adamı bu hale mi düşecekti? Benden kurtulmak için yapmadığını bırakmadın. Fakat netice? Hiç. Ne geçti eline? Hiç. Hünkârımız hakkındaki kararı ferman-ı şerifle tasdik ettiler. Sen devlete ihanetten idam edileceksin. Bense bu yüce devleti yönetmeye devam edeceğim. O dünya olmazsa öbür dünya paşa. Orada yapışırım yakana. Zaten yakında sen de geleceksin yanıma. Elbette hepimiz bir gün öleceğiz Çelebi. Fakat ben şerefli bir asker misali savaş meydanında can vereceğim. Bu kadar emin olma paşa.
Sultan Süleyman dahi nerede nasıl öleceğini bilemez. Baş defterler İskender Çelebi'nin hakkındaki ithamlara istinaden Divan-ı Harp'te görülen davasında orduyu Hümayun'un Tebriz'den Bağdat'a intikali esnasında uğradığı can ve mal kayıplarından mesul olduğu kat'i suretle ispat edilmiş olup ibret-i alem için siyaseten asılmasına ferman verilmiştir. Hünkârım, bu aciz kulunuzu bağışlayın. Söyle Rüstem. İskender Çelebi gibi hizmetleri saymakla bitmeyecek. İş görür ve iş bilir kulunuz. Ne demek bu Rüstem? Haksızlık edildiğini mi söylersin? Haşa hünkârım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Lakin severdim kendilerini. Birçok devlet adamı ve sanatkarının üzerinde emeği olan mühim bir zattı. Benim üzerimde de emeği büyüktür. Bu devlet nice İskenderler gördü Rüstem. Asıl olan devlete haliyedir. Vezir-i Azam Hazretleri. Rüstem ha. Bakıyorum da İskender Çelebi'nin idamına pek bir üzüldün sen. Düne kadar sadık ve kuvvetli olan bugün nasıl hain ve zayıf düşer. Ona şaşarım, ona üzülürüm paşam. Hünkârımızla benim arama girip hainlik etmenin akıbetidir bu. Herkese ibret olsun.
günahsızım. Neden mani olmadınız? Yok yere kıydılar bana. Bu günahın vebali... Hünkârım. Sular! İbrahim. İbrahim, senin yüzünden bir masumun kanına girdim. Dilerim yılına varmadan sen de bu ecelere gidesin. (Gülüyor)